Üçüncü modül öğreti etkinliğine hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Sizi tanıyoruz ama hani kısaca evet. Tekrar hatırlatırsanız. Melike Sevindik, Uşak'tan katılıyorum. 2016'da Belgin Dal'la yollarımız televizyon kanalında onu görünce kesişmişti. Hı-hı. O dönemde hamile olduğum için eğitime gittim geldim ama eğitimin üzerinde çok fazla duramamıştım. Sonra birdenbire hayatımda her şey tıkır tıkır kaybetmeye başladığımda tuhaf bir şeyler olduğunu anladım ve yine tesadüfen televizyonda ikinci eğitim açtığını duydum. 1,5 sene önce geldim ve 1,5 senedir de kendimi şifalandırmak için gelip de iş yeri bazında kendisiyle birlikte bir enerji üzerine ekmek kapım açıldı diyeyim. Yani çünkü hiç aklımda böyle bir şey yoktu ve birdenbire hem maddi manevi kaybımın olduğu bir dönemde hem şifa oldum hem de şifa olmaya sayesinde insanlara dokunmaya devam ediyorum. Evet, birinci modülden üçüncü modüle kadar hayatınızda ve yaşamınızda bayağı evet. Değişiklikler yaşadınız. Evet. Danışanlarınız var, yakınlarınıza dokundunuz, danışanlarınıza dokundunuz. Ne gibi dönüşler aldınız? İkinci modülden sonra zaten kanser hastam vardı. Kanser hastamı şifalandırdık Allah'ın izniyle. Onun dışında koronadan İstanbul'da bir yoğun bakımda hastamız vardı. Onu çıkardık. Şu anda da hem yurt içi hem yurt dışında Belgin Dal'ın öğrencisi olduğumdan dolayı bana güvenip de Belgin Dal isminden dolayı danışanlarım da çok. Yurt içi, yurt dışı danışanlarım da çok. İnsanlara dokunmak, ilk önce kendi hayatımıza dokunmakla yola çıksa da insanlara dokunmak hiçbir maddiyatın önüne geçemiyor. Yani evet. O çok güzel bir duygu. Ne diyorlar mesela Hüseyin ne? Ya şey çok enteresan. Nasıl bir enerjim var anlamıyoruz ama Allah razı olsun kelimesi var ya, o her şey yetiyor. Bazı şeyler gerçekten bu dünyada parayla ölçülmüyor. Hele o dostluk, sevgi, onu hissedebilmek ve insanların o güven duygusunu gerçekten hissetmek çok çok farklı bir duygu. Hiç bu yönümüzün olduğunu da bilmiyorduk. Belgin Dal sayesinde, hatta Uşak'ta bir öğrencisi daha var, ona diyor, o ablam diyor, ben anam diyor. Yani bizim için anne, abla, kardeş her şey büyük oldu. Büyük bir aile oldu. Evet, baktığında sütuna şifalı taşlar gerçekten büyük bir aile. Hem WhatsApp grubumuzdan olsun, hem danışanlar, hem beraber öğrenci arkadaşım birbirimize paslaşmalar. Yani ve hiç kimsenin burada da karşılıklı çıkar gözetmemesi. Yani en önemli. Evet, ve kendimizde bile rahatsızlık olsa birbirimize çok rahat enerji gönderebiliyoruz, dokunabiliyoruz ki bu dönemde özellikle bu dönemde bulunması zor dostluklar varken biz kolaylıkla bunları elde ettik. Güzel bir aile oldu, güzel bir yuva oldu. Hepimiz için de böyle katlanarak çoğalmamız çok güzel bir duygu. Güzel. Üçüncü modül öğreti etkinliğinde Ahva Nefesi ve Mevlana çalışması gördünüz. Hem uyguladınız hem uygulandı size. Evet. Neler hissettiniz? Mevlana'nın kızının ismiyim. Öyle de bir, benim için Mevlana'nın ayrı bir özelliği vardı. Çok istiyordum zaten Mevlana çalışmasında olmak ki isminden dolayı da. Çok enteresan. Sanki gerçekten onun kızıymışım gibi babamın hayat felsefesine, hayat nefesine, onların vuruş noktalarına ve semazeni hissetmek gerçekten çok çok güzel bir duygu ki Belgin Dal'ın aracılığıyla bunu hissetmek o her zaman bana bir enerji veriyor, farklı bir enerji veriyor. İnşallah biz de gittikten sonra yine danışanlarımıza dokunabiliriz, şifa olabiliriz. Her gün yeni bir bilgiyle, yeni bir şey öğrenmeyle kendine sürekli bir şeyler katmak o kadar güzel ve farkındalık yaratıyor ki önce zaten kendi hayatlarımızda değişiklikler oluyor. Olaylara bakış açımızda, sonra danışanlarda ve Mevlana'nın da hayat felsefesini kendi hayatımıza uygulayabildiğimizde zaten hayat aslında o kadar güzel ve iyilik dolu ki sadece görmesini ve bakmasını bilmiyoruz. Bilmek gerekiyor. Evet. Evet, Belgin Dal deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Anne. O benim için anne. Çok farklı bir kadın. Enerjisini seviyorum. Onunla olmayı seviyorum. Gerçekten benim için bir anne yani. Her zaman öyle derim. Sen benim annemsin oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.